Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bu muhabbet yuvamızda Sultan yavrumuz vardı. Onun kursağında ciddi bir hava şişmesi vardı. Biraz önce onun havasını aldık. Hemen gösterelim. Şu an düzelmiş olması lazım. Kursak bildiğiniz vücudu kadar şişmiş ve full hava doluydu arkadaşlar için. Şu an nasıl bilmiyorum. Bir 10 dakika falan oldu. Kontrol için geldim. Hemen kontrol edelim sizlerle birlikte. Mama bastım ben. Havayı nasıl indirdim onu da söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Şu an gayet güzel bakın. Kursak falan dolu. Kursak mantarı var büyük ihtimalle. O yüzden hava dolar zaten. Başka bir seçenek yok arkadaşlar. Ciddi anlamda hava var diye yalnız öyle söyleyeyim size. Bu kendi vücudu kadar şişmişti. Bu havayı nasıl indirdim? Bu havayı şu iğneyle indirdik arkadaşlar. Bunun ucunu içinde demir iğnesi var arkadaşlar. Bu ucunu ateşte steril hale getiriyoruz. Yakıyoruz. O halde hayvanın şiş kursağına hemen hızlı bir şekilde batırçık yapıyoruz. Canı falan yanmıyor. Anında havası iniyor arkadaşlar. Tekrardan şişmeye başladı. Yine yaptığım halde. Bu sefer ne yaptım? Bu sefer de elle besleme aparatımız var ya. Onu kursağına soktuk arkadaşlar. Havayı elle besleme aparatıyla aldık. Ondan sonra tamamen indi yani. Hiçbir sıkıntısı kalmadı. Daha sonrasında da boş kalan kursağa mamayı bastık. Şu anda kursakta hava yok. Bakalım yine tekrardan olursa üretimhaneden kursak mantarı ilacımız var arkadaşlar. Ondan getireceğim. Bu arada şu yavrunun rengine bakalım bir. Güzel. Güzel bir şey geliyor buradan. Yani bu painted falan mı diyeceğim de painted yavrularım da oldu ama bu tarz bir kanat deseni hiç görmedim daha önce arkadaşlar. Bu renk bir yavru almadım yani. Bu desende. Bunu büyüdükten sonra göreceğiz. Arkada mor yavrumuz var. Bakalım. Dediğim gibi bu kursaktaki havayı bu iğnenin ucunu yakıp steril bir hale getiriyoruz. Hani mikrop falan varsa hayvanlara hastalık bulaştırmasın diye yakıp mikropları kırıyoruz arkadaşlar. O şekilde de kursağına butter check yapıyoruz. Hızlı bir şekilde bekletmiyoruz. Anında zaten kursağın havası iniyor. O arada siz zaten hafif hafif baskı uygulamanız lazım ki o delikten hava çıksın diye. Hemen yavrularımıza bakalım. Bunların bugün üçüncü yavrusu gelecek arkadaşlar. Akşama doğru gelecek eğer şimdi çıkmadıysa. Şöyle bakalım. Bakabilir miyiz kızım? Kaç bakalım. Bunlar da böyle arkadaşlar. Daha gelmemiş dediğim gibi. Ama bu akşama doğru gelecek. Vakti var zaten. Erken gelmesin. Birazcık beklesin arkadaşlar. Diğer sultan yavrularımız falan besledim. Onları da göstereceğim sizlere. Ama ilk bir muhabbetlerin yavrularını göstermek istiyorum sizlere. Sonra sultanın yavrularına geçeriz. Evet. Buradaki jumbo yavrularımız var arkadaşlar. Mavi büyük ihtimalle kendime ayıracağım. Öyle söyleyeyim size. Sakalları da istediğim gibi geliyor. Siyah benekli. Benim sevdiğim tarzda. Nasıl olacak sakallar? Hemen size göstereyim. Burada yeşil erkeğimizle aynı olacak diyecektim. Yeşil erkek yuvaya girmiş. Neyse bu arada yeni eşlediğim kuşlarım oldu arkadaşlar. Bu gri kuşumuz kremiyo erkeğimizin yanındaydı. Kremiyomuz burada. Onu alıp buradaki parçalı sarı erkeğimin yanına attım ve akşam geldiğim zaman atmıştım. Ciddi bir kurulaşma oldu. Eş tuttular. Bunları ayırmayacağım daha. Bunun yanındaki sarı DF'yi de artık boşta hangi erkek varsa büyük ihtimalle şu aşağıdaki erkeğimize atabiliriz. Ama tüyden çıkması lazım. Tüyden çıkana kadar öyle kalacaklar. Japonesimizin iki yumurtası var. Bugün üçüncü gelecek arkadaşlar. Bugün artık bu ilk yumurtanın artık yavaş yavaş dolu boş olduğu belli olması lazım. Eğer doluysa. Buradan baktığımda ikisi de boş duruyor. Dişimiz burada mavi. Erkeğimiz de burada painted arkadaşlar. Hemen şuradan Spangle takımımızın yavrularına bakalım. Bir tane beyaz DF, bir tane Spangle annesi gibi geliyor, bir tane de mavi geliyor arkadaşlar. Her yuvada bu renk atıyorlar zaten hiç artık şaşmıyor. Bu arada bunların yuva temizliği yapılacak. Yapılırken de videosunu çekeceğim arkadaşlar. Sizlere göstereceğiz nasıl yaptığımı. Evet, sultanımızın yavrularına geldik. Biraz önce besledim bunları da. Diğer papağanımızı beslerken aynı zamanda bunları da besledim. Bunların da yuvaları temizlendik ama biraz daha kalabilir. Şimdilik bir şey yapmaya gerek yok. Tüylerini gördüğünüz gibi anne ve baba yiyorlar. Gerçi baba yemiyor, anneleri yiyor sadece arkadaşlar. O da hemen buradaki sarı kızımız. Tüyleri bu yiyor. Bakalım bunlara acı sprey diye bir şey varmış. Bu muhabbet kuşu tüy yolmalarına iyi geliyormuş. Deneyeceğiz, göreceğiz. Hani aklımda soru işareti kalmasın. İşte ise denemedim demem. Verdik siparişi. Bugün ya da yarın elimizde olur. Aynı zamanda mama siparişim vardı. O da gelecek ve kurt var arkadaşlar. Kurtçuk. Onlardan da sipariş verdim. Fırınlanmış. Ham protein diye geçiyor. Artık mamaya kullanacağız. İlk defa kullanacağım. Daha öncesinde kullanmadım. Biraz şüpheliyim aslında ama deneyeceğiz bakalım. Herkes öneriyor. Biz de verip şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar.
Bunlar yuvadalar. Bunları rahatsız etmeyelim. İkisi birden yuvadalar. Bunlar da bugün yarın büyük ihtimalle ilk yumurtayı verecekler arkadaşlar. Yuvadan hiç çıkmıyor çünkü artık dişimiz. Salmaya geçelim. Salmanın yemliğini değiştirdim. Salmada sultanlar arttığı için eski yemliğimiz boydan baya şu kalınlıkta bir yemlikti arkadaşlar. Tavuk yemliğine benziyordu. Sultanlar arttığı için, ağır olduğu için muhabbetlere göre bunlar. Yemliği döküyorlardı, deviriyorlardı. Bakın zaten arka tarafta yere bakın. Full yem arkadaşlar. Hiç yenmemiş yemi direkt anında pat diye döktüler. Onun önüne geçmek için de eski yemliklerini koydum. Salmanın yemliği buydu. Bu daha rahat oluyor aslında ama bunun içine pislik girme ihtimali birazcık daha fazla diğerine göre. Çünkü ebatı biraz daha büyük ona göre arkadaşlar. Ama dediğim gibi mecburen koymak zorunda kaldık. Evet. Burada lütino tepelimiz var arkadaşlar. Tepeli mantolumuz var. Bunun da tüyleri hala devam ediyor. Bakın kafa göz iyice patladı. Her yerinden diken diken tüyler çıkıyor. Arkadaki dişimiz aynı şekilde. Bunlar ciddi bir tüye girdiler. Tüyden çıktıktan sonra ikisini de eşe atacağız arkadaşlar. Birinin zaten eşi var. DF Japon ismimiz var erkek. Lütinomuzun eşi o. Diğerinin de eşi henüz belli değil ama hangi erkeğimiz boşta kalırsa onu ona eşleyeceğiz. Şöyle gösterelim. Sultan vardı hatırlar mısınız bir ara sıkıntılı olan, şu an artık zirvelerde dolaşıyor arkadaşlar. Tamamen bu sıkıntısını, hastalığını halletti. Hiçbir sıkıntısı kalmadı arkadaşlar. Ele kola da geliyor, alıştırdık iyice. Salmada da takılıyor şu an, gelişimini tamamlıyor. Fazla bir şey kalmadı zaten de gene de kalsın biraz daha. Salmada daha iyi olacaktır. Bunlardan bir ümit bekliyoruz bakalım arkadaşlar. Bu arada sulıklarına biraz sonra, videodan sonra probiyotik koyacağım. Bugün probiyotik günleri çünkü dün Metolimin forte verdik arkadaşlar. Her ilaç ve vitamin sonrası probiyotik takviye ediyoruz ki yararlı bakteriler vücuda tekrardan geri girsin diye. Bu da sizin aklınızda olsun. Eğer bilmiyorsanız artık yaparsanız arkadaşlar faydası çok. Hani sizlere öneririm. Kullandığım probiyotik de hemen sizlere söyleyeyim. Probio Actibird diye bir ilaç arkadaşlar. Probiyotik. Her sitede var şu an. N11 gitti gidiyor. Hepsi burada. Ben genellikle Akyol Kardeşler sitesi var. Oradan alışveriş yapıyorum arkadaşlar. Yemimi, işte bu vitaminlerimi, ilaçlarımı, suluklarımı, mamalıklarımı, ne var ne yok hepsini oradan alıyorum. Hani bir sıkıntı çıkmadı şimdiye kadar. Sizlere de orayı öneririm. Hani bayağı da bir ekipman var zaten, malzeme var. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu kuşu cidden çok merak ediyorum. Tekrardan şişecek mi? Eğer şişerse erkenden gidip de şu mantar ilacını almayı düşünüyorum arkadaşlar. Tekrardan bir alıp bakalım. Bundan yuva da temizlenecek. Mor birazcık pis kullandı bu yuvayı. Yok, kursak şişmemiş. Bu ayarda şişiklik düşünün arkadaşlar ve içi full hava. Balon gibi duruyordu yani hayvan ya. Öyle diyeyim size. Sen kardeşlerin yanına git bakalım. Bombalama atladı vallahi hayvanların içine. Kapatalım. Şu yavruyu çıkartıp bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şu maviyi. Beslemiyorlarsa. Ki beslemiyorlar. Gel ta karşıya boyladılar bu. Anne beni ısırıyor şu an. Bunun cüssesi cidden çok güzel arkadaşlar. Bu yuvanın yavruları hem azlar. Az oldukları için bakın biraz daha fazla ama bu kafa, vücut oranı cidden çok hoşuma gitti benim ya. Hani büyüklüğü, iriliği. Baksanıza bu hayvan daha kaç günlük, size hemen söyleyeyim. Bu hayvan daha 20 günlük arkadaşlar. 20 ve 21 günlük arasında. Ayın 4'ünde doğmuş. Ve şunun hani haline bakın ya. Maşallah. Vallahi bunu direkt ayıracağım kendime. Çünkü düz mavim yok arkadaşlar. Düz mavi nasıl olacak? Bakın bunun büyümüş halini de size bir yoldan göstermeye çalışalım. Bunun mavisini tonunu az çok anlamışsınızdır zaten elimdeyken. O hayvan büyüyünce bunun kalıbına büyük ihtimalle yaklaşacaklar ama kafa göz büyük ihtimalle bunun gibi olacaktır arkadaşlar. Sadece siyah, şunun gibi benek sakalları olacak. Size söyleyeyim ben. Sırt deseni, kanat deseni de aynı bu kuşumuz gibi olacak arkadaşlar. Karşıdaki var ya, bununla aynısını düşünün. Bu yüzündeki sarılığı beyaz düşünün. Yeşil olan yerlerinde mavi düşünün. Yani kuş bu şekilde olacak, mavi olacak. Mavinin bu türü de var, bakın bu Spangle mesela. Kanatlarında beyaz boşluklar var, siyah çizgiler var desen desen. Hani bu şekilde olmayacak. Kanatları full siyah olacak şu şekilde. %100 ayıracağım. Bakın onu size söyleyeyim. Artık başka bir kaçarı yok. Cidden çok hoşuma gitmeye başladı hayvan. Kardeşi de aynı şekilde irilikte ama yeşil istemiyorum. Yeşil kuşlarım var ya arkadaşlar. Babası var. Spangle.
Burada yeşil parçalımız var, sarı yeşil. Burada yeşil erkeğimiz var. Yeşil bol bol var. Artık birazcık renk katalım, mavilik katalım. Güzel olacaktır. Hani onu ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu sağ en alt kafesimiz boş. Orayı da ilerleyen günlerde doldurmayı düşünüyorum. Bakın bunlar tekrardan kurulaşıyorlar. Bu arada yakın zamanda belki bir çekiliş yapma ihtimalimiz var arkadaşlar. Yeni bir kanalla görüştük ama şu an düşünme aşamasındayım. Karar verdiğimiz zaman sizlere videoda açıklayacağım. Bu ara bayağı bir çekiliş yapacağız yalnız. Hazırlıklı olun. Sizlere bol bol hediyeler göndereceğiz. Bunu da duyurusunu yapalım arkadaşlar. Videomuzu da burada bitirelim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.